Herkese merhaba arkadaşlar. Didim, Akbük'teyiz. Denize yakın güzel bir villa tanıtmaya geldim. 360 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 yemyeşil bir bahçesi bulunan harika bir villa gezeceğiz. Alt katta bir odamız var. Otomatik panjurluğu, denize de yürüme mesafesinde 2 taneydi. Bir tanesi satıldı. Hemen yan tarafı bir gösterelim mi? Hızlıca bir gösterelim. Yan taraf değişiklikler yapmış. Çatı kısmını açmış. Ön tarafa kış bahçesi yapmış. Güzel bir de havuz yapmışlar. Birazdan tekrar bakarız oraya. Gayet güzel, geniş bir arka bahçemiz var. Şu an arka bahçedeyiz. İsterseniz havuz yaptırabilirsiniz. Denize yürüme mesafesinde fiyatımız ne? 6 milyon 150 bin TL. 6 milyon 150 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa. Birazdan tekrar arka tarafa çıkıp bakacağız. Zeytin ağaçlarımız var. Çok da güzel bir bahçemiz var. Girişimiz güzel. Araç park yerimiz mevcut. Ve fiyatımız da 6 milyon 150 bin TL. İsterseniz siz de değişiklikler yaptırabilirsiniz. Kış bahçesi yaptırıp teras açtırabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Birazdan evi gezeceğiz. Ev gerçekten güzel. Fiyat olarak da artık kıyaslamayı siz yapın. Çünkü bitişik nizam villa fiyatları hemen hemen 6 milyon civarındayken burası tamamen müstakil 360 metrekare arsa içerisinde. Araç park yerimiz burada. İstenirse iki araç rahatlıkla park edilebilir. Güzel de bir ön bahçemiz var. Yine yeşil alan burada oldukça fazla. Devamında da yan tarafta yeşil alan olarak devam ediyor. Ev çok güzel. Gerçekten çok şık bir villa sahibi olacaksınız. Ve fiyatımız da 6 milyon 150 bin TL. İki taneydi, bir tanesi satıldı. Denize, çarşıya, pazara yürüme mesafesinde. Sağlık ocağına çok yakın. Dış cephede seramikler kullanılmış. Giriş kısmında özellikle çok güzel olmuş. Burası rüzgarlık şeklinde kapatılırsa çok daha iyi olur. Değil mi? Ayakkabılığı buraya koyacaksınız. En azından içeride herhangi bir koku olmayacak. Çünkü vestiyer alanınız da burada zaten yaptırabileceğiniz bir alan var. Ama dışarıda olursa bu ayakkabılık kısmı özellikle çok daha iyi olacaktır. Şimdi girdiğimizde güzel bir vestiyer alanımız var. Yapılabilir buraya. Bir tane odamız var. Genel kullanım bir lavabomuz var. Sonrasında da salon mutfağa bakacağız ama çok geniş bir terasımız var. Bahçe terasımız var. Burada ortalama 12 metrekare civarında bir oda var arkadaşlar. 12-13 metrekare civarında. Camlar Vinsa en kalitelilerinden. Tavan yüksekliği de ortalama 3 metrekare civarında. 3 metre civarında. Gayet güzel. Süpürgeliklerde antresit renkler kullanılmış. Zeminde 60'a 120 seramik kullanılmış. Güzel bir ev gezeceğiz. İki taneydi, bir tanesi satıldı. Son bir tane kaldı. Kapılarımız da lake. Şimdi koridorun sonunda bir lavabomuz var dedik. Burada çamaşır makinesi yeri var. Aslında dar bir alan değil, kullanılabilir. Gayet güzel bir alan. Daha ileriye gittiğinizde de burayı depo gibi kullanabilirsiniz. Visam'ın gömme rezervuarı. Rezervuarın arkasındaki seramik tamamen farklı olmuş. GPD marka musluklarımız ve Hilton lavabomuz var. Ev gerçekten güzel. LED aydınlatmalarımız mevcut. Şimdi salon mutfak kısmı çok geniş. Önemli olan nedir? Yazlık bir bölgedeyseniz ya deniz manzaranız olacak ya da geniş bir bahçeniz olacak. Burada bahçeniz çok geniş. Denize de maksimum 500-600 metre mesafede. Yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede. Geniş bir salonumuz var. İstediğiniz gibi eşyanızı buraya rahatlıkla sığdırabilirsiniz ki mutfak kısmı köşede kalmış. Şimdi bahçe terasına bir çıkalım, sonra mutfağa bakacağız. Geniş bir pencere bırakılmış, sürgülü. Bu sayede dışarı sanki içeriyle birleşmiş gibi kocaman bir teras alanı var. Yan taraf gibi kapattırıp ön tarafına da isterseniz havuz yaptırabilirsiniz. Gayet güzel olmuş. Şık bir yan taraf aslında çok güzel yapmış. O havuz kısmını, kış bahçesi kısmını çok güzel yapmış ki bence alınabilecek villalardan bir tanesi. Şimdi havuzun maliyeti ne olur? Ortalama 150 bin lira bir maliyetiniz olur. Kış bahçesini dahil edersek 200-250 bin TL civarında bir maliyetle burayı aynı şekilde yapabilirsiniz. Ama bunlar tabii ki isteğe bağlı. Ben olsam o kadar geniş bir havuz yaptırmam. Çünkü yeşil alanda önemli. Ayağımız bir toprağa değecek. O toprakta bir enerjimizi, negatif enerjimizi atacağız. O tamamen kapatmış, balkon kısmından da gösteririz. Chimson tezgahımız var. Ocak buraya gelecek. Davlumbaz yeri burada hazır. Devamında da U şeklinde bir tezgah yapılmış. Burada yine bir pencere bırakılmış ki hem gün ışığından faydalanabilelim hem de o içerideki koku hemen dışarıya çıksın diye. Seramikler
60'a 120 kullanılmış tezgah arasında. Üst tarafta ve alt tarafta da lake dolaplarımız var. Keşke tavana kadar bir tık daha devam etseymiş ama oradaki spotu kapatacakları için bunu yapmamışlar. Güzel, geniş bir salon. Gerçekten geniş. Ayrıca şunu da gösterelim. Burada bir soba bacası çıkışımız var. Buraya şömine de yapılabilir isteğe bağlı olarak. Şimdi yukarıya çıkacağız. Yukarıdaki odalar çok geniş. Gerçekten odalara bayılıyorum bu kadar geniş olmasına. Ayrıca bahçemiz de geniş, denize de çok yakın. Şimdi sıra geldi orta kata. İki tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Koridorun iki ucunda oda, ortada da banyo lavabomuz mevcut. Biz diğer odadan başlayalım. Böyle bir bakalım. Sırasıyla gidelim. Şimdi burada güzel şık bir oda var. Gerçekten şık. Kapıyı bir kapatalım. Burada da bir soba bacası çıkışı var. Şömine buraya yapılır mı? Bence yapılmaz. Çok da güzel olacağını zannetmiyorum. Zeminde laminant kullanmışlar. Ve süpürgeliklerde yine mat, antrasit renkte. Yatak başlığı bu şekilde. Şimdi diyeceksiniz ki dolabı nereye koyacağız? Dolabı nereye koyacağız? Dolap için de şöyle bir alan düşünmüşler. Burası çok küçük değil. Ama kapaksız dolaplar var ya, çoğu villada gördüğümüz. Onlardan yapılırsa hem alanı daraltmamış olur hem de boydan boya burayı tamamen dolapla çevreleyip iki kişi için yeterli bir dolap sayısı yerleştirebilirsiniz. Bir de balkonumuz var. Bunları da sökmemişler vins olduğu gözüksün diye. Şimdi burada güzel de bir Akbük, çok güzel bir yer. İnanın Akbük o kadar rahat yaşayabileceğiniz, huzurlu oturabileceğiniz bir yer ki arkadaşlar. İnşallah bu Akbük'ün çehresi çok değişmez. Değişmemekle birlikte de böyle yemyeşil bir alan olarak kalacaktır. Çünkü Akbük'e tepeden baktığınızda her yer yemyeşil. Şimdi yatak başlıklarına ikişer tane priz bırakmışlar. Bunlar çok mantıklı olmuş, artı niş var. Yani siz komodini yerleştirdiğinizde prizler yukarıda kalıyor. Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz onları. Devamında koridorda 60'a 120 seramik kullanılmış bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Tek seramik kullanmışlar. Zeminde de duvarda da aynısı. Burada da çamaşır makinesinin yeri var yine. Balkon olduğu için iki tarafı da kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir, aslında burada yarım cam. Yarım cam çok güzel olurmuş. Harika olurmuş. Niş eksik çünkü duşakabin biraz daraltmış. Yine kullanılabilir bir duşakabin ama yarım cam olsaymış çok daha şık olabilirmiş. Klozetleri de sarsalarmış daha da güzel olurmuş. Vitsam'ın gömme rezervuarı kullanılmış. Sıra geldi diğer odamıza. Odaların tamamı çok geniş ama bakın bunları es geçmeyelim. Odalar gerçekten çok geniş. Bir alttaki oda biraz küçük ama buradaki odalar çok geniş. Yukarıdaki oda da geniş. Gayet güzel, şık bir odamız var. Artı giyinme alanı ve ebeveyn banyosu mevcut bu odada. Çok da güzel güneş alıyor. Yatağı, dolabı istediğiniz gibi buraya sığdırabilirsiniz. Bir de balkonumuz var. İlk önce balkona bir çıkalım. Hem çevreyi göstermiş oluruz. Gayet güzel bir bahçemiz var. Buradan daha net zaten gözüküyor bahçe kısmı. Kapatılmış alan. Bence otomatik panjurla kapatılsaymış daha iyi olacakmış. Ön tarafta da gayet güzel bir havuz yapmışlar. Bence buraya havuz, öyle çok büyük bir havuza gerek yok. Denize yakın 30-35 metrekare civarında bir kullanım alanında havuz yeterli olacaktır ki gerisi bence biraz daha işin artık abartı boyutuna kaçmış oluyor. Şimdi bu alan iki bölmeden oluşuyor. Bir tanesi ebeveyn banyolu kısım, diğeri de gördüğünüz gibi giyinme alanı yapabileceğiniz bir kısım. Burası da gayet geniş. Eşyalarınızı sığdırabileceğiniz çokça alan var. Dolap yapılabilir, çok da güzel olur. Buradaki camlar da yine buzlu cam. Burada da bir ebeveyn banyomuz var. Gayet güzel, şık olmuş. Gerçekten geniş, kullanışlı bir ebeveyn banyosu. Duşakabinin içerisinde niş de yapılmış olsaydı çok daha güzel gözükebilirdi. Ayrıca orada şöyle gösterelim hatta biz bunu. Seramikler diğerinden farklı bak.
Bu seramikler çok daha farklı, çok daha güzel olmuş. Hilton lavabomuz da burada. Ev çok güzel. Gerçekten geniş bir villa. Şu mavi spotları da değiştirmemiz gerek. Onu da söyleyelim. Tabii ben sevmiyorum ama seven insanlar da var. Akbük güzel bir yer. Yaşanabilecek bir yer. Komşu olacağız. Çünkü ben de Akbük'e taşınacağım. Çok az kaldı. Bunun nedeni de bana göre zemin daha sağlam. Daha oturulabilir. Daha huzurlu bir yer. Kalabalık değil. Yazın dahi kalabalık değil. Özellikle bu aylarda böyle yürüyerek bir sahile gidin. Sahilde bir tur atın. O kadar güzel bir havası var ki kalabalık değil arkadaşlar burası. Çok sessiz, sakin, mükemmel bir yer. Gayet geniş bir odamız var. Artı ebeveyn banyomuz var. Gayet geniş, güzel, kullanışlı bir oda. Şimdi diğer taraf terası açmış. Şöyle balkondan gösteremeyeceğiz burayı ama camdan bir gösterelim mi? Küçük de olsa göstermeye çalışalım. Şurada üst tarafı kapattırmış. Yani terası açmış. Nasıl açmış? Terasa ya buradan çıkış verebilirsiniz. Çünkü bunun arkasında bir boşluk var. Onu tamamen çatıyı kaldırıp teras yapmışlar. Ya da ortak kullanım alandan bir çıkış verebilirsiniz. Yeri hazır zaten burada bak. Şurada bir çizgi var. Bu kapının geldiği yer. Yani buradan bir kapı açılıp teras kısmı açılabilir. Geniş bir oda ama ben teras istemiyorum. Gerek yok diyorsanız bence de gerek yok. Neden? Terasa çıktığınızda çok da bir kullanmazsınız. Bahçeniz var çünkü geniş bir bahçeniz varsa terasa çıkmıyorsunuz. Arkadaki havuzu biraz daha küçük tutup bahçe alanını geniş tutarsanız çok daha iyi olacaktır. Burada da yine bir ebeveyn banyomuz var. Artı çamaşır makinesi yeri burada da var. Toplam 3 tane yerde yapmışlar. Orta kattaki genel kullanım banyo lavaboda. Aşağıdaki lavaboda yapmışlar bir de. En alt kattaki bir tane de burada. Üç tarafı da kullanabilirsiniz. Burada da yine bir duşakabin yapılmış. Işığı açmayınca daha karanlıkmış değil mi? Işığı açmadan tanıtmışız. Böyle tekrar bir göstermiş olalım. Şu pencereler de dışarıya çıkması çok iyi. Bütün lavaboların pencerelerinin dışarıya doğru bakması çok iyi. Havalandırma konusunda mükemmel bir özellik sağlıyor. Ki o motorlar çok da havayı hızlı bir şekilde devir daim yapamıyor. Ne gezdik? Toplam 4 tane oda. 360 metrekare arsa denize yürüme mesafesinde güzel bir villa tanıttım. Drone uçuramayacağım. Çünkü şöyle bir şey de var arkadaşlar. Biz videoları çekmek için bir emek harcıyoruz. Geliyoruz. Bir şekilde zaman harcıyoruz. Kendi işimizden feragat ederek tabii ki bu da bizim bir işimiz ama insanlar bazıları özellikle biz videoyu çektikten sonra hemen o evi işte farklı yollardan bulmaya çalışanlar oluyor. Çok drone çekemiyoruz artık. Sadece sözleşmeli yerlerimizde droneları çekebileceğiz. Böyle bir karar aldık. Çünkü bu hafta biz videoyu çekiyoruz. Ertesi gün mal sahibi bizi arıyor, emrediyor. Birileri geldik. Yan komşudan numaramı almışlar. Beni aradılar. Çünkü artık çok kişi olduk. 40 bin kişi olduk. 40 bin kişinin de tamamını tanımamız zaten mümkün değil. Ama biz insanlar elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten. Bir de şunu da söyleyelim. Şimdi bizim bu müteahhitlerle, ev sahipleriyle diyalogumuz çok daha başka arkadaşlar. Çok daha bambaşka. Çoğuyla da samimiyiz. Biri dışarıdan gittiğinde çok daha pahalı fiyatı alırken biz daha çok daha ucuza alabiliyoruz. Bunun en büyük örneği de mesela Almanya'da bir Alper abimiz var. Bizden videoları görmüş, bir şekilde gitmiş. Siteden bir ev alınmış. Müteahhitte de en son tapudan sonra demişler ki ya biz burayı Emre'den gördük. Müteahhit de demiş ki Emre ile gelsen daha ucuz alırdın abi demiş. Çünkü nazımız geçiyor. Bir şekilde o insanlarla diyalogumuz bambaşka. Çoğuyla arkadaşız. Bu yüzden arkadaşlar drone çekimlerini böyle çok da zevkli yapmıyoruz artık. Bunun için kusura bakmayın. Ama isteyen olursa WhatsApp'tan yazarsanız konumunu ben size gönderirim. Çok güzel bir yerde güzel bir villa tanıttım. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.